Her grup kendi görüşünü desteklemek için Kur'an ve hadisten delil sunuyor. Bu durumda kimin doğruyu söylediğini biz nasıl anlayacağız? Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bu gerçekten güzel bir soru. Bu çağda özellikle Müslümanlar birçok gruplara ayrılmış olunca, tabii ki gruplar üstün gelebilmek için her birisi kendince deliller sunuyor. Ve herkes de delillerinin Kur'an'a ve hadise ve sünnete, İslam büyüklerinin işte sözlerine dayandığını söylüyor. Bunda şüphe yok. Fakat tabii ki böyle bir dönem gelince, yani Müslümanlar birçok gruplara bölünmüşse, şunu da unutmamak gerekir ki artık bu devir vaat edilenmesi ve Mehdi'nin ortaya çıkma zamanıdır. Evet. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize verdiği müjdeler, böyle bir devir geldiğinde Müslümanlar 72-73 fırkaya bölündüğü zaman İmam Mehdi'nin geleceğine dairdir. Ve o hakem ve adil bir hakem olarak gelecektir. Bu gibi problemleri çözüme kavuşturacaktı. Nitekim Allah Teala'nın lütfuyla vaat edilen Mesih ve Mehdi Hazretleri geldi. İsmi de Mirza Gülam Ahmed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Kendisi Kadiyan'dan ortaya çıktı. Müslüman Ahmediye cemaatini kurdu. Şu an biz bu yayınları işte onun cemaati olarak sizlere ulaştırıyoruz, dinleyicilerimize ulaştırıyoruz. Şimdi vaat edilen Mesih ve Mehdi Hazretleri bu önemli problemi de çözüme kavuşturmuştur. Böylece kavgaların kökünü kazımıştır. Çünkü sonu gelmeyen kavgalardı bu. Gerçekten de vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki devirde çok daha bariz bir şekilde bu sorun vardı. Ki herkes birbiriyle kavga ediyordu ama hiçbir zaman bir çözüme ulaşılamıyordu. Evet. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam peki ne yaptı? Bu İslami kaynakları yeniden olması gereken sıraya koydu. Ve bunu güçlü bir mantığa, hikmete dayanarak yaptığı için de kimse buna itiraz edemedi. Nedir bu sıralama dersek? Birinci sırada, İslami kaynakların birinci sırasında Kur'an-ı Kerim vardır. Bu Evet. Allah Teala'nın kelamıdır. Kıyamete kadar korunmuş olarak kalacak olan kelamdır. Ve Allah Teala'nın bizzat kendi kelamıdır. İçinde bir tek harf bile Peygamber Efendimiz'e ait değildir. Bu bakımdan her delilden, her sözden daha üstündür. Birinci sırada bu vardır. Ondan sonra ikinci mertebede Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti vardır. İslami kaynakların ikincisi budur. Bundan sonra hadis gelir. Hadis de bize çok önemli konularda ışık tutmaktadır ama daha önce yani hadisten önce sünnet vardır. Çünkü hadisler henüz daha derlenip yazılmadan önce bile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti işliyordu. Ve Evet. insanlar yani ona iman edenler, sahabeler, sahabelerin çocukları, sahabeleri görerek iman etmiş kimseler bu sünneti görerek uygulamaya başlamışlardı. Böylece uygulamalı olarak bu devam eden bir delildir. Evet. Daha sonra tabii ki hadisler geldi. Biz hadisleri tabii ki yani düşük saymıyoruz ama dediğim gibi önce Kur'an-ı Kerim gelir Allah'ın kelamı, sonra sünnet gelir. Çünkü sünnet hadis yokken bile vardı. Ondan sonra da hadis tabii ki önemlidir. Önemli konuları içermektedir. Birçok konularda bize ışık tutmaktadır. Birçok konuyu öğrenmemize vesile olmaktadır. Bu bakımdan üçüncü sırada da hadis vardır. Bundan sonra da yani bu üç sıralamadan sonra İslam alimlerinin görüşleri de önemlidir. İslam alimleri bu aynen bu kaynaklar üzerinde düşünerek meseleleri yeni ortaya çıkan meseleleri inceleyerek bazı yeni çözümler ortaya koymuşlardır. Bu bakımdan o görüşler de dikkate alınır. Ama şimdi bu soruyu soran kardeşlerimiz işte aynen bu mantık ile çünkü bu herhangi bir kişiye ait bir mantık olamaz. Yani bunun hikmet de bunu gerektirir zaten. Çünkü delil basittir. Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın kelamıdır ve Allah Teala onu kıyamete kadar koruyacağına dair söz vermiştir. Hiçbir insan sözü buna karışmış değildir. Bu bakımdan birinci sırada olması gayet makuldür, akla uygundur. Ondan sonra sünnet,
Keza İslamiyet'in ilk gününden beri var olan bir şeydir. Uygulamalı olarak nesilden nesile geçmiştir. Onu da kimse inkar edemez. Evet. Ondan sonra hadisi şerifler, fakat şunu da göz ardı etmemek gerekir ki her bir kaynak kendi yerinde değerlidir. Yani bir hadis eğer sünnet-i seniyeye aykırı ise o zaman durup bir düşünmemiz lazım ki acaba bu hadis doğru mudur? Yahut biz bunu doğru anlamış mıyız? Doğru aktarılmış mıdır diye hemen orada bir durup incelememiz gerekecektir. Evet. Çünkü böyle olamaz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi fiilen bir şey yapıyor ama sözle başka bir şey söylüyor. Bu olamaz, bu mümkün değil. Sonra mesela diyelim ki bir hadis Kur'an-ı Kerim'de uyuyor mu? Kur'an-ı Kerim'de çünkü Allah Teala'nın kelamıdır dedik ya. Allah Teala'nın hüküm bildirdiği birçok konu vardır. Önce Kur'an-ı Kerim'e uygun mu? Sonra sünnet-i seniyeye uygun mu? Bu şekilde yani bu sıralama ile ancak deliller kendi yerinde kuvvetli bir delil olabilirler. Böyle incelediğimizde de bu sorun kendiliğinden zaten ortadan kalkar ki birisi delil sunuyorsa o zaman biz bu şeyle, bu gözle sorgulayabiliriz. Eğer kendimiz bunu incelemekte yetersiz kalıyorsak delil sunana diyebiliriz. Acaba sunduğunuz bu delil Kur'an-ı Kerim'e uygun mudur? Çünkü şöyle de yapıyorlar gruplar maalesef. Şimdi vaat edilen Aleyhisselatü Vesselam'a inanmayan gruplar hala inat ile bu böyle çekişmelerin içine giriyor olabilirler. Evet. Böyle bir şöyle davranıyorlar. Bir işine geldiği zaman Kur'an-ı Kerim'den delil sunuyor. Hı hı. Ki o da zaten aslında Kur'an, hadis ve sünnet birbiri arasında bir çelişki olamaz. Ama yanlış anlayarak ya da yanlış bir mana vererek, mesela demin bir soru da önümüze geldi. İşte Araf yanlış anlaşılmış bir konuydu. Yanlış anlam verince de yanlış düşünceler akla geliyor ve ona göre sorular ortaya çıkıyor. Şimdi yanlış bir düşünceye dayanarak eğer birisi bunu izah ederse tabii ki delil sunuyor gibi görünse de aslında yanlış bir şeyi delil olarak sunuyor demektir. Dediğim gibi bazen Kur'an-ı Kerim'den delil sunuyor. Hadisi, sünneti göz ardı ediyor olabilir birisi. Veya bazen hadisten işine geldiğinde yani hadis kendi fikrini destekliyorsa hadisi delil olarak sunuyordur ama Kur'an-ı Kerim'i göz ardı ediyordur. Bu böyle olmamalı. Bu doğruyu, gerçeği arayan birisi için her zaman bunlar arasında bir uyum olmalıdır. Uyum aramalıdır yani arayan kişi. Böylece yanılgıya düşmez Allah Teala'nın lütfuyla. Ve Kur'an-ı Kerim'in içinde de aslında bazı deliller vaat edilen Mesih ve Mehdi Aleyhisselatü Vesselam gerçekten Allah Teala'nın çok büyük bir lütfudur. Özellikle Müslümanlara. Çünkü Müslümanlar arasında sonu gelmez kavgalar vardı bu konularda. Böylece bir hikmetli bir şekilde çözüme kavuşmuş oldu. Şimdi bu konuyu başka bir zaman ben açıkladığımı hatırlıyorum. Gerekirse gene anlatırız ama bu da Kur'an-ı Kerim'in içinde de anlamak için bazı usuller, prensipler var. Bunu da söylemiş olayım. Onları da açıklamıştır vaat edilen Mesih ve Mehdi Hazretleri. Evet. Detaylarına girmeyeceğim. Ama dediğim gibi bu anlamak için, bu sorunu çözmek için bu şekilde önce Kur'an-ı Kerim, sonra sünnet-i seniyye, sonra hadis-i şerif bu sıralamayı bozmadan deliller incelendiğinde inşallah kimse yanılgıya düşmez. Kolay bir şekilde yani doğruya ulaşabilir. Evet, çok sağ olun Osman Bey. Teşekkür ederiz.